rüyalar yüreğimde. Benim adımı mı verdin Asmin? Altay. O senin de bebeğin. Babası beşik mi almış oğluma? İyi misin Altay? Gökçe, neredeler onlar? Bir an önce görmeliyim onları. Altaycığım, bir günde bu kadar yüklenmek ne kadar doğru bilmiyorum ama çok kırılgan bir haldesin. Gökçe, iyiyim ben. Ne bilmem gerekiyorsa duymaya hazırım. Senin kaza geçirdiğin günlerde Asmin Mira'nın peşinden Mardin'e gitmiş. Neden? Çünkü o alçak oğlunuzu kaçırmış. Son gelen haberlere göre Miran bunları Suriye'ye kaçak olarak sokmaya kalkmış. Sınırda bir patlama olmuş Altay. Peki Asmin, oğlum? Asmin sınırın Mardin tarafında kalmış. Ufak tefek yara bere dışında iyiymiş. Ama oğlun öbür tarafta. Miran'ın elinde olduğu tahmin ediliyor. Bütün bunlar olurken ben burada. O yılanın elinde kukla gibi. Maymun gibi oynattı beni parmağında. Kendine eziyet etme Altay. Hastaydın sen, ne yapabilirdin ki? Dua et çabuk toparlandın. Şu anda Asmin'in yanında olman lazım Altay. Onun sana ihtiyacı var. Kim bilir o ne halde. Hemen gideceğim yanına. Son bir şey yapman gerekiyor Altay. Nevin pisliğinden kurtulmak için bunu yapmak zorundasın. Adli tıpa yeniden kan örneği vermeniz gerekiyor Sümer'le birlikte. Böylece sana karşı kullandığı hamilelik kozunu da boşa çıkarmış olacaksın. Sonsuza kadar kurtulacaksın ondan. İyi ki sizin gibi arkadaşlarım varmış benim. Siz olmasaydınız bu kabus dolu günlerde tek başıma ne yapardım ben? Asmin? Hayırdır inşallah. Allah'ım ne olur güzel bir haber olsun. Alo. Ben Altay. Sen?
Evet Asmin. Benim. Sen misin sahiden? Altay, yoksa rüya mıdır? Sen misin? Benim bir tanem. Benim sevgilim. Allah'ım ne olur rüya olmasın. Öyle çok gördüm ki bu rüyayı. Altay'ım. Bir tanem. Rüya değil bebeğim. Beni affet ne olur. En zorlu zamanlarında yanında olamadım ben. Bütün bu zorluklara tek başına göğüs germek zorunda kaldın sen. Sevgilim. Sesini duymaya nasıl hasrettim. Asmin. Asmin neredesin şimdi? Hemen geliyorum yanına. Bir daha da asla oğlumu ve seni bırakmayacağım. Ne olur beni affet. Yok, yok. Af dileyecek bir şey yok ki. Halini biliyorum. Olanları öğrendim. Ama hemen gel ne olur. Babamların yanındayım. Ne olur hemen gel. Hemen geliyorum bir tanem. Bekle beni. Artık hiçbir şey için endişe etme olur mu? Ben hep yanında olacağım. Altay'ım. Gerçek mi bunlar? Gerçek mi bu? Seni bir daha görebilecek mi? Evet aşkım. Hemen geliyorum. Ama yarın son bir işim var burada. Adli tıba gidip babalık davası için kan vermem lazım. Ondan sonra bu belayı da savuşturacağız başımızda. Sonra hemen yola çıkacağım, tamam mı? Tamam. Ne olur hemen gel. Hanımım içeridedir. İçeridedir. Hanımım Ferah Musa abi geldi. Gelsin. Beni emretmişsin hanımım. Bir an Suriye'dedir. Oralarda bize el verecek, yol gösterecek bütün insanlarımıza haber sal. Hepsi de ayaklandır. En kısa zamanda Miran'ın saklandığı deliği bulup bana bildirecekler. Miran'ın önü kesilecekse bu bana düşer. Bu rezillik daha fazla devam etmeyecek Ferahmus. Anladın beni? Anladım hanım. Hadi elini çabuk tut. Emrin başım üstüne hanım. Doktor Sümer. Alo Sümer, ben Nevin. Şaşırdın galiba. Şaşırmam normal değil mi sence? Artık konuşacak bir şeyimiz kalmadığını sanıyordum. Ne istiyorsun? Sümer, bana ne kadar kızgın olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama senden sadece beni 2 dakika dinlemeni rica ediyorum. Nevin, çok meşgulüm şu anda. Çok fazla vaktini almayacağım zaten. Sadece bir şey bilmeni istedim. Sana yaptığım haksızlıklardan ne kadar pişman olduğumu söylemek istedim sadece. Başından beri sen benim hep yanımdaydın. Beni sevdin, destekledin. Sana yaşattıklarımı hiç hak etmedin. Seni çok üzdüm Sümer, biliyorum. Evet öyle oldu. Ama artık içimden bu sohbeti yapmak gelmiyor Nevin. Söyleyeceklerimi dinlemek zorundasın Sümer. Boşuna nefes tüketme. Sen bütün yaptıklarının bedelini zaten mahkemede ödeyeceksin. Babalık testini tekrar yaptırıyorum. Karnındaki bebeğin gerçek babası olduğumu ispatlayacağım. Buna gerek kalmayacak. Nevin, kes. Çocuğumun velayetini alacağım ve böylece aramızdaki son bağ da kopmuş olacak seninle. İşin en güzel tarafı ne biliyor musun? Sen bu konuda hiçbir şey yapamayacaksın. Hoşça kal. Dur, dur kapatma ne olur.
Bak benim derdim bu değil. Ben bunu zaten çoktan kabul ettim Sümer. Ama artık hayatımda kavga istemiyorum. Şu halime bak. Hamileyim. Kaçağım. Çok yalnızım. Korkuyorum Sümer. Başına gelenler kimin suçu sence Nevin? Sümer dinle beni lütfen. Bütün bunların çocuğumuza bir zarar vermesinden korkuyorum. Evet yaptığım bir çılgınlıktı. Kabul ediyorum. Ama ben bunun bedelini çok ağır ödedim zaten. Artık bencillik edemeyiz. O ikimizin bebeği Sümer. Nevin, yine neyin peşindesin sen? Sümer, artık gerçek bir anne baba gibi oturup konuşmamız lazım. Senden tek bir isteğim var. Gel geçmişe bir çizik atalım. Beraber neler yapabileceğimizi konuşalım. Ne söyleyeceksen çabuk söyle, işim var. Telefonda olmazsın, yüz yüze konuşmamız lazım. Lütfen, ben gelemiyorum, benim durumumu biliyorsun. Beni görmeye gelebilir misin? Bu gece. Seni nerede bulacağım? Anladım, tamam biliyorum orayı. Söz vermiyorum. Bakalım, düşüneceğim. Düşünmeyeceksin. Koşa koşa geleceksin. Bunu ikimiz de biliyoruz. Altay gelsin göreceksiniz bak. Onunla omuz omuza verdiğimizde aşamayacağımız güçlük kalmayacak. Birlikte bulacağız oğlumuzu inşallah. Allah'ım tam ümidimi kaybetmek üzereyken. O Nevin denen kadının da Miran'dan aşağı kalır yanı yokmuş. Yaptıkları şeytanın aklına bile gelmez. Ama cezasını çekecek elbet. Ne olursa olsun Gabriel. Sonuçta hamile bir kadın o. İçimden beddua etmek gelmiyor. Allah'a havale ettim ne diyeyim. Kendi derdimizden unuttuk. Çok büyük bir haberimiz var. Hem de çok müjdeli bir haber. Öyle değil mi Güle? Neymiş o hayırlı havadis kızım? Bilmem ki ne diyor. Ben en iyisi çayları doldurayım. Bak şunların haline. Ey canım Amine de o zaman ben söylerim Güle. Gabriel ile Güle'nin bir bebekleri olacak. Ay sahi mi? Ya onca derdin sıkıntının arasında söylemeye fırsat olmadı. Anneciğim bir bebek daha geliyor aramıza. Onun şansı inşallah çok iyi olacak Gabriel. Böyle hainlerin eline düşmeyecek o. Allah kısmetiyle gelmesin nasip eylesin. Kutlarım oğlum. Ah güzel Allah. Ne güzel bir haberdir bu. Kız Güle neredesin? Gel bir kucaklayayım seni. Utanı da mutfağa kaçtı. Çay koyuyor. Gel bakalım. İş miş yok sana. Kızım sen artık iki canlısın. Dinleneceksin, canına iyi bakacaksın. Ah güzel Allah'ım. Şu kara günlerde can verdi, ışık saçtı içimize bu güzel haber. Allah sizden razı olsun. Hayırlı evlat nasip etsin. Allah analı babalı güzel günler göstersin inşallah. Sağ ol. Amin anacığım. Kızım bir derdin var mı? İyiyim. Biraz mide bulantım var. Bebek kaç aylıkmış ha? Bak, bundan sonra yediğine, içtiğine çok dikkat edeceksin. Uykularına dikkat edeceksin. Üzülmek, endişelenmek yok artık. Doktor ne dedi? Her şey yolunda mıymış yavrum? Anneciğim, boğacaksın kızı. Biraz dur, birer birer sor. İyiyim anacığım. Her şey muntazamdır. Ver elini yapayım.
Sana eşlik etmek isterdim ama bebeğimizin sağlığı için içki içemiyorum. Bebeğimiz. Demek artık bebeğimiz diyebiliyorsun. Bravo. Büyük gelişme. Sümer, beni affet. Biliyorum gururunu kırdım. Ama o zaman ben de yaralı bir kadındım. Bu yaptıklarını affettirmez. Beni affet Sümer. Asmin denen o kadın Altay'ı benden almıştı. Yıkılmıştım. Sana sığındım. Çok sarmıştım. Kendimi sana bıraktım. En iyi dostuma. Başka kime gidebilirdim ki? Evet. Piyango maalesef bana çıktı. Sonra çok utandım. Senden, Altay'dan, ailemden. O geceyi nasıl açıklayabilirdim ki? Çocukluk ettim biliyorum. Seni kendimden uzaklaştırmaya çalıştım. Umutsuzca bana bağlanmanı, acı çekmeni, bir beklentiye girmeni istemedim Sümer. Seni kendimden korumak için. Ama... Nevin, ne istiyorsun? Bırak bunları da söyle. Seni istiyorum Sümer. Bak, yine yan yanımız. Sonsuza kadar bizi birbirimize bağlayacak bir bebek var karnımda. O bizim ayrılmamızı istemiyor. Yaptıklarım için çok pişmanım. Gücüm kalmadı artık. Daha fazla direnemeyeceğim. Başımı kuma gömmek istemiyorum artık. Sana ihtiyacımız var. Tek gerçek var. O da burada. İkimizin bebeği. Bizi bırakma Sümer. Kimi arıyorsun? Altay'ı. Telefonunu da kapatmış. Çok sıkıldı, çok bunaldı aramızda çocuk son günlerde. Onun için yalnız kalıp düşünmek istemiş olabilir. Bugün bir arkadaşı gelmiş şirkete. Belki onunla bir yere gitmiştir. Sema, çok üstüne varmayalım çocuğun bu aralar. Kolay değil genç bir insan için son günlerde yaşadıkları. Keşke Hanım. Feramus abi geldi. Gel bakalım Feramus. Buldun mu oğlum olacak o hayırsızın saklandığı deliği? Buldum hanımım. Miran ağamın saklandığı evin adresi bendedir. Hanımım, maksadın nedir? Polise gitmeyeceksin inşallah. Bu bilgileri bize veren insanlarımızın güvenini, itimadını kaybetmeyelim derim ben. Polise gidecek olsam, Miran bu kapıdan çıktığında bir telefonuma bakardı. Poliste falan işim yok benim. Kendi ellerimle vereceğim onun cezasını. Hazırlıklara hemen başlayın. Yarın sabah erkenden yola çıkıyoruz. Emrin olur hanımım. Beni affedebilecek misin? Tertemiz bir sayfa açabilecek miyiz birlikte? Sen, ben, bebeğimiz. Sence bunu hak etmedik mi? Bilmiyorum Nevin. Yani yaşanan bunca çirkinlikten sonra nasıl olacak bu? Bir yerlerden başlamamız lazım sevgilim. İçine düştüğüm bu korkunç durumdan kurtulmam lazım. Bunu da sen yapabilirsin. Ailem için, bebeğimiz için, sizin için istiyorum bunu.
Eğer el ele olacaksak bundan sonra, ne bileyim, geleceği konuşmak varken hala bu davanın sürmesi. Adamın gazetelerde bu babalık davasıyla ilgili dolaşıp durması doğru mu sence? Bunu durdurmanın bir yolu yok mu? Sen şikayetini geri alsan, biz aramızda anlaştık falan desen. Haklısın belki ama artık Altay da işin içinde. Yani sadece bana bağlı değil bu konu. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yarın avukatımla konuşurum. Hadi artık. Üzün beni istemiyorum. Sen inanılmazsın. Seni çok seviyorum Sümer. Seni çok seviyorum. Sen benim canımsın. Bir tanemsin. Sen benim her şeyimsin. Halı satmak çok güzel iş. Kuyumculuk muazzam, bir numara. Ama ve lakin çok para istiyor. Bana bak, bende para çok. Bu çarşı alacak kadar para var bende. Onda tası olmasın. Turizm işi nasıl? Yenge yenge gelişiyor. Bulacağız inşallah sana çok güzel bir iş sahası Mirano. İyice araştıra, soruştura. Hele gel şurada bir kahve içelim. Sana vereceğim çok güzel haberlerim var. Cıvıltına çay. Nihayet sana layık pek hanım bir kız bulduk Mirano. Güzel. Neyin nesiymiş? Nikahı falan kabul ediyor mu? He, etmez mi? Senden daha iyi kısmet mi bulacak Mirano? Çok güzel, çok temiz bir kız. Sen de memnun kalacak inşallah. Şükran cezire. Ettik oğlum, nerede kaldın? Bir terslik mi oldu yavrum? Hayır, gayet iyiyim, merak etmeyin. Özür dilerim, sizi de endişelendirdim biraz ama çok iyi şeyler oldu tam tersine. Geçmişime doğru zorlu bir yolculuğa çıkardı arkadaşlarım beni. Bu yolculukta kafamdaki o karanlık kabustan kurtuldum. Her şeyi hatırlamaya başladım. Dalga dalga geri geliyor hafızam. Yakında kafamda hiçbir karanlık nokta kalmayacak. Çok sevindim oğlum. Ben Asmin'in yanına gidiyorum. Evdeki birkaç parça eşyamı almaya ve size veda etmeye geldim. Sen bilirsin oğlum. Bu hayat senin. Ne yapacağına kendin karar vereceksin.
Sümer. Sümer. Aşkım neredesin? Özledim seni, yanına geliyorum. Sen bir fahişesin. Bu sefer de sen benim tuzağıma düştün. Seni son bir kez kullandım. Sonra senin gibi bir yılanın elinde büyümeyecek. Bunu da kendine benzetemeyeceksin. Selam Fikret. Teşekkür ederim sana her şey için. Bana dünyaları geri verdin. Nasıl teşekkür edeceğim ben sana? İyi olman benim için en büyük teşekkür Altay. Nasılsın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi çıkıp adli tıbba gideceğim test için. Sonra da Mardin'e, Asmin'in yanına gidiyorum. Bütün bunlar senin sayende oldu Fikret. Çok sevindim Altay. İkinize de mutluluklar. Asmin'e de selamlarımı ilet, sevgilerimi ilet. İkiniz de çok güzel günler bekliyor Altay. Gör bak, her şeyi halledeceksiniz siz. Sağ ol Fikret. Sen büyük bir dostsun. İkimiz de çok şanslıyız seni tanıdığımız için. Hoşça kal. İyi yolculuklar Altay. Hanımım, pasaportu alayım. Tamam. Pasaport. Sınırdan sonra ne kadar mesafedeymiş Feranus? Halep'e yakındır dediler hanımım. 3 saate kalmaz varırız Allah'ın izniyle. Ey. Ben mahkemeye gidiyorum. Daha fazla bekletmeyeyim çocukları mahkeme kapısında. Böyle bir günde yalnız bırakmak doğru olmaz. Baba ben de geleyim seninle. Yok kızım. Bir de bu sakınlığa katlanma şimdi. Bir sürü rezillik bir kere daha dökülecek ortaya. Görecekler onlar günlerini. Düğün günü ortalığı ateşe verip Güley'i ölümlerden döndürmenin cezası neymiş görsünler bakalım şimdi. Aman Peyman ağam. Bir tahrike, bir şeye kapılmayasınız. Abdo da gelsin yanınızda. Anne ben merak edeceğim şimdi. Ben de gideydim. Allah Allah. Olmaz kızım. Hem Teğmen gelmeyecek bugün. Öyle dedi ama inşallah. Hadi bakalım. Hadi. Anne ben de çıkayım. Hayrola, sen nereye şimdi böyle? Dilek ağacına gideyim, bir dua edeyim. Hanım.
Kaldığı yer burası. Daha fazla can yakmadan bir an önce yakalanıp yargı önüne çıkmasını istiyorum. Teşekkür ederiz. Yardımlarınız için hemen gerekeni yapacağız. İyi günler. İyi günler. Şahsı derhal gözaltına alsınlar. Biz de yola çıkalım. Anlaşıldı. Hadi. Kızım, iyice düşün. Eminsen söyle. Seni düğünde vuranlar, şu karşıda gördüklerin Cemşit Bakırcı, Kenan Çelebi, Yusuf Çelebi midir? Beni vuranlar bu şahıslardır. Yalan söylüyor hakim bey. Yalancılık kılavuzları öldürebilirler. Ayağın kartına kalkınlar. Yusuf. Hani kadından gelecek fidanları yakmaya utanmıyor musun? Soyunu sopunu inkar edene ne denir biliyor musun kansız güle? Hele bak ya. Hem suçlular hem güçlük. Mahkeme kapısı burası, mahkeme. Sizin kabadayınız burada serpmez. Yusuf. Nerede olduğunuzu sanıyorsunuz? Çabuk salonu boşaltın. Mübaşir. Çabuk çıkartın bunları dışarıya. Hayır değil, benim ana. Yavrum bahşişte bak. Gözünü kırma lan, kendi üzerlerini soktu. Sen kime bahşiş ediyorsun şerefsiz? Abi. Yavrum. Afram'ı kasten öldürmeye tam derece teşebbüsten sanık Cemşit Bakırcı Kenan Çelebi Yusuf Çelebi'nin yapılan yargılanması sonunda şahitlerin dinlenmesi için bir ay sonra. Alo Dildar. Peyman ağam aşk olsun, beni habersiz bırakmayın dediydim size. Meraktan ölmüşüm burada. Ne oldu? Hayırlı bir haber? Dildar. Sesi bir garip geliyor senin. Yoksa kötü bir şey oldu? Oldu Dildar. Meziyetin peşindekiler mahkeme çıkışında... Peyman Gülen'e bir şey mi yaptılar yoksa? Çok kalabalıktılar. Koruyamadım gelinimi. Çok hırpaladılar. Gabriel'le hastaneye getirdik şimdi. Başıma gelenler. Ben şimdi geliyorum oraya. Ah Gülen, ah baksız kızım benim. Hakemin ağabey.
Evin Batıgül. Evet benim. Demin Hanım bizimle merkeze kadar gelmeniz gerekiyor. Anlamadım neden? Hakkınızda ihbar var. Daha önce ailenizin evinde de aranmış, bulunamamışsınız. Aa, niye aranıyorum ki? Nevin Hanım lütfen zorluk çıkartmayın. Buyurun gidelim. Peki. الأمر معلق بيدينا القاضي حكم القاضي Yumarak diyerek dem ben. Basıp bak bakalım şuna derdi neymiş. Koçum. Koçum benim. Koçum. Hoş geldin ana. Sefalar getirdin. Elini öpeyim ana. Ana nasıl buldun bizi? Kim dedi burada olduğumuzu ana? Telaş etme yalnız geldim. Kimsecikler yoktur. Konuşacaklarım var sanki. Ucuz atlatmışsın Güle. Bebeğin durumu gayet iyi. Ultrasonda gördüğüm kadarıyla keyfi yerinde. Biraz dinlen akşam üzeri taburcu ederiz seni. Hepinize geçmiş olsun. Sağ olun doktor kızım. Allah razı olsun. Ne demek? Benim görevim bu. Allah'a şükürler olsun.
Bunu yapanlar da insan niyetine sokaklarda dolaşıyorlar. Hem ellerinden geleni ardlarına koymayacaklar, hem de iş mahkemeye gelince ceza almak ağırlarına gidecek. Gabriel oğlum, senin de rızan olursa, hiç olmadı bebek doğana kadar siz de bizimle konakta olursunuz, olur mu yavrum? Hem bizim de gözümüz arkada kalmasın. Olur mu Gabriel? Öylesi daha yoğun olacak galiba. Merhaba kardeş. Alandayım Gabriel, şimdi indim. Siz neredesiniz? Asmin yanınızda mı? Yok, Asmin yanımda değil ama Dilara'nın yanında. Seninle konuşmak istiyor. Görüşürüz kardeş, hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin oğlum, sefalar getirmişsin. Asmin dilek ağacına dilek dilemeye gitti yavrum, onu orada bulursun. Akşama bekliyoruz evladım. Sağ ol Dilara'na. Teşekkürler, görüşürüz. Görüşürüz. Kıyamam ben sana. Güzel oğlan. Ne bakarsın öyle yuvasından düşmüş yavru kuşlar gibi. Atmacalar mı kaptı seni? Kopardılar mı anacığının bağrını? Ya ona deme şöyle. Ya ne diyecektin? Anasına gücün yetmedi, bebesine mi el koyarsın? Senin asıl istediğin Asmin değil mi? Buncağızı suçu mu? Ziyan zebil edeceksiniz bu çocuğu. Hem siz ne anlarsınız ki çocuk bakmaktan? Alıp götüreceğim onu buralardan. Bebeğin keyfi yerinde. Ona gözümüz gibi bakıyoruz. Bak bunca adam etrafında pervane. Sen de bir şey desen Asip. Bakmaz mıyız Keci Ana? Kuş sütüyle besleriz. Bezi, maması hiçbir şey eksik değildir evelallah. Kesin sesinizi. Oradan oraya sürükletmem bu çocuğu size. Alıp götüreceğim onu buralardan. Hazırlayın üstüne başını. Yola çıkıyorum. Ana olmaz. Senin sözünün üstüne söz söylemek istemem ama Asmin'i başka türlü getirtmenin yolu yok anam. Onu benden isteme. Ver bebeği. Son sözünü söyledin demek Miran. Ama ben daha son sözümü söylemedim. Söyleyeceğim evet. Ana, ana dur ya. Ana bir çay kahve. Ver elini öpeyim ana. Allah'ın seversen ana. Asmin'e kavuşmanın başka yolu olsa yapmaz mıyım? Anam beni bir dinle yahu. Ana! Ana! Bana bak Hasip. Hemen toparlanıyorsunuz. Çocukların hepsine söyle. Anam benim tanıdığım anamsa bunu benim burnumdan fitil fitil getirir. Tamam kaçıyor. Dileklerimi kabul eyle ya Rabbim. Oğluma sağ salim kavuşmak nasip eyle. Asmin. Bizim için de dilekledin mi? Kavuşmamız için. Sonsuza dek bir aradayız. Buradayım canım.
ابني مرام بدرخان بلي من تركيا خرب وولت لبني gayrı burayı evin bil bizi de ailen birlikten kuvvet doğar Gabriel'ler de burada artık El ele verdik mi, kimsenin kirli eli üzerimize uzanamaz. Yumruk gibi ineriz düşmanın üzerine. Yeter ki sırt sırta verelim. Hepiniz sağ olun. Bu desteğinizle bizim asla sırtımız yere gelmez bundan sonra. Öyle değil mi Asmin? Öyle tabii Altay. Öyle de. Bak, üzülmek yok artık. Jandarması, polisi, iki memlekette ayaktalar. Dışişleri bakanları da ilgileniyor. Bebeğimizin bulunması an meselesi artık. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için efendim. Saygılar. Halep'teki elçiliğimizden haber verdiler. Mira'nın saklandığı eve baskın yapmışlar ama ev boşmuş. Dakikalarla kaçırdık elimizden diyormuş Suriye polisi. Demek tahmin etti ihbar edeceğimi. Kaçtı yine. Tutamadım Asmin kızıma verdiğim sözümü. Kavuşturamadım. Anacığına yavrucağına. Keci Hanım, siz elinizden geleni yaptınız. Bir ananın öz oğlunu ihbar etmek zorunda kalmasının ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Lütfen kendinizi üzmeyin. Miran'ı bulacağız. Bebek de anasına kavuşacak. Evlat, bittim. Tükendim üzüntüden, yorgunluktan. Müsaaden olursa evime gidip dinlenmek isterim. Anacığım, ne demek? Buyurun. Arabanız var mı? Sizi eve kadar bıraktırmamı ister misiniz? Sağ ol. Var aracım. Anacığım, bundan sonra beni de bir evladın, oğlun bil. Ne zaman başın sıkışsa, bir ihtiyacın olsa her zaman arkandayız. Uğurlar olsun. Doğacak bebeğinizin gerçek babasını tespit için adli tıpta yapılan test sonuçlarını değiştirmek amacıyla içeriden bir kişiye rüşvet verdiğiniz iddia ediliyor. Bu konu hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bu kadar saçma bir şey duymadım. Ayrıca neden bahsettiğiniz konusunda da hiçbir fikrim yok. Birileri ailemizden para sızdırmanın, bize şantaj yapmanın peşinde. Anlıyor musunuz beni? Pekala Nevin Hanım. Bu ifademizi Savcı Bey'e de tekrarlamanız gerekecek. Neden bu iş bu kadar fazla uzuyor? Ben böyle saçma sapan iddialarla mı uğraşacağım bu halimle? Bu Ayşem aradı. Yemeklerinizi yapacak, etrafı derleyip toparlayacak. Türkçe okuma yazma yoktur. Bunlar da İbrahim ve Ömer.
bizim yanımıza yetiştiler. Sadıktır, vefidir. Paralarını aldığı müddetçe hiçbir işe karışmazlar ağam. Güzel. Sağ olasın. Bu evde çok memnun kalacaksın. Rahattır, emniyettedir. Temizliği de yapılmıştır. Çarşı pazarı da yakındır. Garajda da araba emrine amadedir. Lazım olduğunda İbrahim'e söyle yeter. Seni getirir götürür. Ağam, burada çok rahat edeceksin. Emniyette olacaksın inşallah. İnşallah Mustafa, inşallah. Hasip nasıl, bebek uyudu mu? Sayende ağam. Mışıl mışıl uyuy. Ayşe! Ayşe! Şofi tıfıl. Amrak. Bak, Ayşe Mara ilgilenir bebekle. Zaten Hasip ağam iyice yorulmuş. Yok yok, Hasip bebe bakmayı çok seviyor. Bak, elinden aldın ya şimdi üzülecek. Onası gibi bakıyor maşallah. Öyle değil mi Hasip? Ağam, bana müsaade. Ben gidem. Siz de rahat rahat dinlenin. Gidem şu kızla görüşem. Kısmetse alıp gelem. Hocayı da getirem. Nikahı kıyam artık inşallah. Ya Mustafa kardeş. Beni bir günde hem ev sahibi yaptın hem de karı sahibi yapıyorsun. Allah senden razı olsun. Estağfurullah ağam. Yapım olur. Sen emret. Tüm Halep'i ayağın altına ser. Kızımıza ne yapacaklar? Ne olacak şimdi? Tutuklanacak mı? Savcının odasında ifadesi alınacak. Bu ifadeye göre ya tutuklanır ya serbest kalır. Ama biz en iyisini umalım Sema. Kızım, yavrum. Sema, lütfen daha fazla zorluk çıkarma. Sakin ol. Otur şöyle. Bir suçlu gibi ben sorgulanıyorum. Nevin Hanım, test sonuçlarına müdahalede bulunmuşsunuz. Özel dedektif Kemal Yağcı'nın da bu yönde ifadesi var. Sayın savcı, bizim bu ifadeyle ilgili... Bir dakika. İddia edildiği gibi babalık testi sonuçlarına hiçbir şekilde müdahalem söz konusu olmamıştır. Sümer Acar'ın bana kurduğu bir tuzaktır bu sayın savcı. Kendisi bana tacizde bulunmuştur. Yüz vermediğim için de bana sahip olabilmek için böyle bir oyuna başvurmuş. Karnımdaki bebeği sahiplenip bana sahip olacak aklı sıra. Hakkımdaki bütün iddiaları reddediyorum. Anlattıklarınız bana hiç inandırıcı gelmedi Nevin Hanım. Savcı Bey, müvekkilim aleyhine hiçbir kanıt bulunmamakta. Ayrıca... Sizi tutuklanmanız talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ediyorum. Artık savunmanızı orada yaparsınız. Savcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevkimi istedi. Hayatımda böyle saçmalık duymadım. Baba, beni çok kötü bir oyuna getirdiler. Lütfen bir şeyler yap. Bitsin artık bu rezalet. Anne, karnımdaki bebeğimle hapishanelere mi gireceğim ben? Ne yaparım oralarda? Ölürüm ben anne. Nevin Hanım, artık gitmemiz gerekiyor. Bir şeyler ya. Ne oldu?
yine kaçmayı başardı o pis yılan. Öyle. Arif komiserin söylediğine göre Suriye polisine oğlunun adresini Keca Hanım vermiş. Oğlunu ihbar etmiş demek ha? Kadıncağızın canına tak etti herhalde bu Miran'ın yaptıkları. Bir ana için ne kadar da zor bir durum. Bunu yaptığına göre oğlunu o da sildi Zahir. Hoş geldiniz Keza Hanım. Evdeler mi? Müsaade var mıdır? Estağfurullah Keza Hanım, buyurun. Hoş gelmişsin Keza. Hoş gördük Dilber. Hoş gelmişsin. Buyur gel, geç içeri şöyle. Buyur Keza, geç şöyle otur. Hoş gelmişsin Keca Hanım. Sağ olasın. Keca Hanım ne ikram edelim sana? Çay mı kahve mi? Çok kalmayacağım yavrum. Sağ olasın. Aradılar mı karakoldan? Anlattılar mı olanları? Halep'e gidip geldiğini, oralarda bir şeyler olduğunu işittik, evet. Sordum, soruşturdum. Miran'ın orada saklandığı yerin adresini öğrendim. Kalktım, ayağına kadar gittim. Yalvardım, dil döktüm. Ne olur dedim. Bu el kadar bebeği ver bana götüreyim anasına. Ama dinlemedi, dinlemedi. Nuh dedi, peygamber demedi. Keca ana, ne olur söyle gördün mü yavrumu? Gördün mü bebeğimi, iyi midir? Yarısı beresi var mı, ne olur söyle. Gördüm Asmin'im, gördüm. İyidir, sağlığı saati yerindedir. Tosun gibidir, hiç merak etmeyiniz. Çok şükür. Merak etme bir tanem. O yılanın elinden oğlumuzu gidip alacağız. Ağlamayın. Tamam. Harap etme. İyice gözü dönmüş artık Miran'ın. Sizi dinlemediğine göre. Öyle. Kocamışız Feymen'a. Artık sözümüz lafımız geçmez olmuş. Sonra kalktım gittim Halep Emniyetine. Dedim böyleyken böyle. Adresi de budur. Gidin hemen alın o el kadar bebeği getirin bana. Anlayacağın kendi evladım. Canımın parçasını kendi elimde kendi dilimde ihbar ettim polise. Ama bulamadılar herhalde. Bulsalar kucağımızda olurdu bebeğimiz. Hemen baskın yaptılar evi. Miran'ı da bebeği de koydun sabun. Apar topar kaçmışlar. Anladı tabii. Anladı. Benim gidip polise evin adresini vereceğimi anladı. Asmin'im, yavrum,
Bundan sonra sen benim öz kızımsın. Ve ben de torunum. Ve beni senin koynunda görünceye kadar bana uyku haramdır. Miranda artık oğlum değildir, hasmımdır. Evimden içeriye ayağını atabilecek. En karanlık zindanlarda kilidi ben vururum üstüne. Merak etmeyiz. Bebeğine zarar dokunmayacaktır. Paşalar gibi bakacaktır, kovulmayacaktır. Aklını seninle bozmuştur. Başka da bir zoru yoktur. Göremedi. Sizin sevdanızı göremedi, kabul edemedi. Ama gün gelecek, onun da takati tükenecek. Anlayacak sizi, vazgeçecek. Suriye polisi de peşinde, her taşın altında aranmaktadır. Geçecek. Geçecek kızım. Geçecek bu kötü günler. Bitecek. Kece Hanım, çok özledim oğlum. Kokusu burnumdan gitmiyor. Bilmem ne olsun. Bilmem. Dayan. Birazcık daha dayan. Güzel günler yakında gelecek. Allah senden razı olsun Kerem. Senin bu yaptığını yapacak bir kişi daha var mıdır dünyada acaba? Allah sana da güzel günler göstersin inşallah. Ben bir oyuna getirdim hakim bey. Sümer Acar bana tuzak kurdu. Beni elde etmek için suçu üzerime atıyor. Kendisi sürekli beni taciz etmektedir. Emeline ulaşamadığı için de karnımdaki bebeği sahiplenerek amacına ulaşmaya çalışıyor. Benim bu konuyla hiçbir alakam yoktur. Peki anlaşıldı. Kemal Yağcı gelsin. Kemal Yağcı, adli tıpta tahlil sonuçlarının değiştirilmesi amacıyla rüşvet olarak verilen parayı Nevin Batu Gün'den alarak laborant İsmail Yılmaz'a teslim ettiğine dair emniyette alınmış imzalı ifadem var. Bu konuda bir diyeceğin var mı? Hakim bey, o ifade emniyette baskı altında alınmıştır. Bu şekilde ifade vermeye zorlandım. Bu hanımı tanımıyorum. İlk defa görüyorum. Kendisinin böyle bir isteği olmamıştır. Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Peki anlaşıldı. Geçelim. Karar. Kemal Yağcı ve İsmail Yılmaz'ın tutukluluk hallerinin devamına, Nevin Batı Gün'ün tutuksuz olarak yargılanmasına, tanıkların dinlenebilmesi için bir sonraki celsenin şahitlerine... Tutuksuz yargılanacak. Dedektif ifadesini reddetti. Şimdilik hepimize geçmiş olsun. Hadi gidelim. Nevin Hanım, davanızın tutuksuz olarak devam edeceği doğru mu? Altay Batı Gün'den boşanmayı düşünüyor musunuz efendim? Bütün bu iddiaların koskoca bir yalan olduğu yakında ortaya çıkacak. Bundan sonra gerçekleri ispatlamak için çalışacağım. Bana yapılan bu komplo cezasız kalmayacak, göreceksiniz. Nevin yeter artık, sus. Daha fazla rezil etme ailemizi. Kurtardıkça seni daha azıtıyorsun, hadi yürü. Hakkımı bağışla ağam. Yüzük kimin içindir? Asmin için. Nasıl güzel değil mi Asmin? Geldiğinde Asmin'imin parmağına takacağım bunu. Beğenir mi dersin? Kim olsa beğenir ağam. Maşallah taşı da pek güzelmiş. Aynı Asmin'imin gözleri gibi Asmin. Sisin ardında olsa, külün altında olsa... Alev gibidir Asmin'in gözleri.
İşte ben bu gözler uğruna yandım, kül oldum Asif. İşte ben bu gözler için bu yollara düştüm Asif. Şimdilik hayaliyle yaşasak da yakında gelecek Asif. Asmin'im gelecek. Kanıyla, canıyla gelecek ve başımızın üstündeki tahtına yerleşecek. Resmi ne yaptın Hasip? Büyütüldü ağam. İstediğin gibi çerçevelendi. Yatak odasında da gösterdiğin yere astık. Aferin Hasip. Selamünaleyküm ağam. Aleykümselam Mustafa kardeş. Gel otur bir kahvemizi iç. Sağ ol ağam. İşim vardır. Gitmem lazım. Ağam, sana iyi haberlerim vardır. Akşama kızı getirmeye gidiyorum yanına. Beğenirsen nikah kıyar, işi hallederiz inşallah. Tamam Mustafa kardeş. Getir bakalım. Hadi Allah'a emanet olun. Alo. Ha. Anladım. Bak dinle kardeş. Sen bizim oradaki gözümüz kulağımız olacaksın. Her şeyden, uçan kuştan bizi haberdar edeceksin. Anladın? Tamam. Tamam, selametle. Hayırdır Hasip? Yine yüzün buruştu, değişti suratın. Keci ana ha. Mardin'e döner dönmez emniyetten sorguya almışlar. Yapacak bir şey yok Asif. Onamızdır. Bize canı veren kendisi, canımızı alan da varsın anamız olsun. Gidip karakola bizi ihbar ettiyse vardır elbet bildiği. İyi de ağam, bir şey daha varmış. Gene ne var Hasip? Teğmen ağam, Mardin'e gelmiş. Teğmen ağanın kulağına çulu sermiş. İki gündür orada kalıyormuş. Yahu Hasip, hani bu Teğmen hiçbir şey hatırlamıyordu? Hani kafayı sıyırmıştı? Yahu ne işi var bunu Teğmen ağanın konağında Hasip? Sakin ol ağam. Durduk yere sinirlerini kaldırma. Bakarız bir çaresine. Senin yanında olabilmiş olsaydım, oğlumuza kol kanat gerebilmiş olsaydım, o Miran köpeği bu kadar ileri gitmeye cesaret edemeyecekti. Buralarda elim kolum bağlı duramıyorum ki Asmin. Halep'e gidip o aşağılığın bize bu zamana kadar çektirdiklerinin burnundan fitil fitil getirip oğlumuzu geri alacağım. Altay'ım, Kece ana bile adresini bildiği halde yakalatamadı. Sen nasıl dilini adetini bilmediğin bir yabancı ülkede bulacaksın? Hem kendini suçlamaktan vazgeç. Senin yapabileceğin bir şey yoktu. Onun derdi bende. Bana sahip olup zincir vuramadı ya. Bütün hırsı ondan. Suriye polisi, Türk emniyeti, dışişleri hepsi onun peşinde ama burada böyle çaresizce bekleyemiyorum ki Asmin. Sabırlı olacağız. Delilik yapmanın sırası değildir. Elbet bir yerde açık verecek. Yok, yok bütün bunlar sonuç vermedi. O zaman birlikte düşeceğiz peşine. Tek de Selim oğluma zarar vermemiş olması. Efendim Sümer Bey. Altay Bey. Adli tıptan test sonuçları geldi. Nevin'in karnında taşıdığı bebeğin benden olduğu kesin olarak kanıtlanmış oldu. İkimize de geçmiş olsun. Nevin bugün mahkeme önüne çıktı. Hakim tutuksuz yargılanmasına karar vermiş. İkimiz de sonucun böyle olacağını biliyorduk zaten. Yine de işin böyle resmiyete dökülmesi beni rahatlattı. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sonunda bu iş de bitti Asmin. Testin sonucuna göre bebeğin gerçek babasının Sümer olduğu ispatlanmış. Artık boşanmamızı engellemek için Nevin'in kullanabileceği herhangi bir koz kalmadı. Senden şüphe ettiğim için kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ya neden bana inanmak istemiyorsunuz anlamıyorum. Bu işte mağdur olan taraf benim diyorum size.
Hakim bile anladı suçsuz olduğumu. Bıraktı beni, gördünüz. Bu Sümer'in kurduğu bir düzen. Siz hala beni suçlar bir tavır sergiliyorsunuz ve aklım almıyor. Bebeğim, bu yalanlarını başkalarına anlat. Bak, bugün adli tıptan gelen rapor, bebeğin gerçek babasının Sümer olduğunu söylüyor. Allah aşkına artık bir sus da kafamızı toplayalım. Bu rezilliği nasıl bir sonuca ulaştıracağız ona bakalım. Sakin ve huzurlu bir hayata ihtiyacın var senin. Artık karnındakini düşünmelisin. Karnında Sümer'in bebeğini taşırken Altay'la evli kalamazsın. Kendi gururunu ve bizim itibarımızı düşünüyorsan bu işe bir nokta koyacaksın ve Altay'dan hemen boşanacaksın. Hayır, boşanmayacağım baba. Altay'la son bir kez oturup yüz yüze konuşacağım. Evliliğimizi kurtaracağım. Zor bulursun Altay'ı artık. Altay artık Mardin'de. Gerçekten ait olduğu insanların yanında. Mardin'de mi? Baba nasıl gönderirsiniz onu oraya? Ne yaptınız siz? Görüyor musun? Aklı hala beş karış havada. Sema, bu kız beni hasta edecek. Zamlı getirmiştim. Seni çok özledim. Evdekiler. Misafirler geldi ağam. Geleceksin alev gözlüm. Geleceksin. Bu resmin değil. Etinle, canınla, o can yakın güzelliğinle, kalem gibi endamınla duracaksın bu odada benim karşımda. Geleceksin. Israf odar da konu. Ağam, ben meseleyi etraflıca anlatmışımdır. Bu kızımız Fatma'dır. Bu da büyük dayısı Hüseyin'dir. Fatma yetim büyümüştür. Helal süt emmiştir. Çalışkandır. Marifetlidir. Uysaldır. Hem Türkçe de bilir. Sen üzmez. Sana iyi eş olur. Başını kaldır da yüzünü görelim.
Güzel. Türkçe de biliyormuşsun. Aferin. Evet ağam. Mustafa kardeş, imamı çağır, nikahımızı kıysın. Derhal. Eyvallah ağam. Hasip. Buyur ağam. Sen de dayı beye al. Başlık parasını ver. Baş üstüne ağam.